Hocam, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İstanbul'da yapılan nükleer müzakerelerin ardından İran'a saldırma seçeneğini rafa kaldırmadık. İstanbul'daki görüşmeler zaman kaybı, kaybedilen zaman çok üzülüyor şeklinde bir açıklama yapmış. İsrail'in Kanal 10 isimli televizyonunda olası saldırı provaları yayınlıyormuş. 23 Mayıs'ta Bağdat'taki görüşmeler olumlu sonuç vermezse plan uygulanacak, saldırı emri verecek şeklinde yorumlarda yer alıyor İsrail gazetelerinde. Yani şaka yapıyor herhalde. Evet hocam. Yani çok çok vahim olur öyle bir şey. Allah'ın pek iyi olmaz. Yani netice alınacak bir şey de değil o. En güzel netice İsrail'in yapacağı Kral Mesih'i aramak. Moşiyah, Mehdi'yi aramak. Tevrat'a uysunlar, Tevrat'ın hükmünü yerine getirsinler. Tevrat onlara vakit vermiş Allah Tevrat'ta. 2012 diyor Tevrat. Mesih'i, Mehdi'yi İstanbul'un kapılarında arayın diyor. Tevrat söylüyor bunu, ben söylemiyorum. Barışa çağıracak diyor, iyiliği, güzelliği anlatacak diyor Mehdi. Bütün dünyaya hakim olacak diyor. İsrail'in de kurtulmasına sebep olacak diyor. Savaşları durduracak diyor. Ona kalkan eller, diller kırılacak ve etkisiz hale gelecek diyor. Görünümünü söylüyor. Tipini tarif ediyor. Yapacağı faaliyetleri anlatıyor. Allah'ın inkar edildiği, açıkça inkar edildiği bir dönem çıkacak diyor. İsrail o devirde devlet olacak diyor. İsrail devleti oluşacak diyor. Mesih'in çıkış alametidir bu diyor. Asıl kurtuluşu arasınlar. Ama tabii kaderin içerisinde onlar bu konuşmaları yapıyorlar. Fakat işin doğrusunu arıyorlarsa, yani bu konu açısından söylüyorum, İran hiçbir şekilde İsrail'in sözünü dinlemez. Türkiye'nin sözünü dinlemez, Amerika'nın sözünü dinlemez, kimsenin sözünü dinlemez. Doğru bildiğini yapar. Yani kendi kafasına göre neyse onu yapar. Atom bombasını çoktan yapmıştır. Yapacak diye bir şey yok. Atom bombası vardır İran'ın elinde. Yani elde edilemeyecek bir şey değil. Yani zenginleştirmiş uranyumu çok rahat hem Çin'den elde edebilir, hem Rusya'dan elde edebilir, gizlice satın alabilir. Hatta direkt atom bombasını satın almış olabilir. Yani Çin çok rahat satabilir. Çünkü aynı pakt içindeler. Evet. Çin'in elindeki dünyayı yüzlerce kere yok edecek atom bombasına, hidrojen bombasına çekinmeyen İsrail'in İran'dan çekinmesinin sebebi onlardaki yanlış mehdilik inancıdır. O yanlış mehdilik inancının yerine doğru olan mehdilik inancını İsrail savunsun. Efendim, Mesih'in çıkışı için Allah'a dua etsinler, Allah'a sığınsınlar, kurtuluş odur. O bir kurtuluş olmaz. Hocam,